Evet değerli izleyenler, Kadınca Yaşamları yemek bölümümüz de ekranlara geldi ve şimdi Access Bars'la çok yakından alakalı olan yine çok özel bir konu var. Access Facelift, Access Facelift ne diyeceksiniz? Access Consumus Enerjetik Yüz Germe diye bir şey. Dilerseniz detayları Nurhan Hanım'dan alalım. Evet, bu yüz germe iğnesiz, ilaçsız nasıl oluyor Nurhan Hanım? Bu güzellik nasıl ortaya çıkıyor? Bu güzellik nasıl ortaya çıkıyor? Access Bars noktalarıyla benzer noktalarda, tabii çok çok farklı noktalarla devam ediyor. İğne kullanmadan, ilaç evet. kullanmadan, hı-hı. kimyasal hiçbir şey olmadan, cerrahi müdahale gerektirmeden, insanın canı yanmadan, bir, ortalama bir saatlik bir seansla, bir saati geçebiliyor da zaman zaman. Göğüs ve üst bölgesine çalışılaraktan uygulanan bir sistem. Evet. Facelift nasıl diyebiliriz? Yaşlanmaları önleyici etkisi var. Ve kaz ayağı bölgesi dediğimiz yanakların altındaki çöküntüler zaman zaman yaşa ve yaşadıklarımıza bağlı çöküntüler oluşuyor. Oradaki kırışıklıklar tek seansta bile ciddi bir şekilde cilde ışıltı veriyor, parlaklık veriyor ve toparlıyor. Ciltteki güneş yanıklarına lekelere kadar geçirmekte etkisi oluyor. Çünkü aynı zamanda bir bars seansı da almış oluyor facelift'le birlikte. Access Bars'ın kozmik botoks dediğimiz bir uygulama sistemi. Ve hemen şurada facelift'le neler olur diye bir başlık var elimdeki notlarımda. Evet. Bunlardan birkaç başlık söylemek istiyorum izninle. Tabii. Cilt kırışıklıkları elimine olur. Başta yüz olmak üzere bütün bedene etkiler. Yüzdeki leke, sivilce, akne, yara ya da travma izleri evet. azaltır ya da tamamen giderir. Cilt ışıl ışıl olur. Dokuları evet. sıkılaştırır, cilt esnekliğini artırır. Ve yaşlanma ile ilgili tüm bakış açıları silinir. Evet. Kendinizi daha enerjik hissedersiniz. Evet, facelift kısmi Bars'la başladığı için aynı zamanda kısmi Bars seansı da evet. almış olursunuz ve bu proses ardışık olarak en az 20 kere uygulandığında etkisi kalıcı hale gelirsin demişken şimdi bunun uygulayıcısı olarak sana şunu da sormak istiyorum Nurhan Hanım. Evet. 20 kere uygulama diyor. Bu uygulamaların sıklığı mesela ne olmalı facelift'te? Yani haftada 2 ya da 3 yapılabiliyor. İdeal olan 3'tür değil mi? İki, ideal 3 yani gün aşırı yapılabilir. Evet. Sık yapılmasında hiçbir sorun yok. Ne kadar uygulama sıklıkla yapılırsa değişim o kadar hızlı olur. Evet. Tabii bunu bir seans yapmayla neticeyi çok farklılıkları görebiliyorsunuz. Ama kalıcı olmaz. Sana canlı örneklerini göstermiştim. Birkaç tane resmini belki evet. hatırlıyorsun. evet. Bir seansta bile ciltlerin ışıl ışıl olduğunu, tabii şu an sosyal medyada paylaşamam izinleri yok diye. Evet. Gerçekten bir seansta bile ciltteki hatta gözaltı torbacıklarını canlı örneğini resimlerine gördüm. Evet. Tek seansta bile netice alınabiliyor. Evet. Tabii bunun kalıcı olabilmesi için her şeyde en ortalama bir 20 seans kadar aldığınızda bir cerrahi müdahale yapmış kadar ya da kimyasal bir müdahale etmiş kadar netice sonuç alınıyor. Kalıcı etkisi gösteriyor. Yani 20 seansta şöyle bir baktığımda haftada 3 olsa 3, 6, 9, 12, 15, 18, 1,5, 2 ay civarı yani, bir zamana denk ama geliyor. Ama 1,5, 2 ay bir zamanda o da kadarlık sürede ve kalıcı bir ciltte parlaklık görüyorsunuz. Evet ve kalıcı bir etki ve hiçbir şekilde yan etkisi olmayan bir durum. Aynen. Ve artı güzellikleri olan Access Bars uygulaması da alındığı için. Aynı zamanda Access Bars seansı da almış oluyorsunuz. Facelift evet. seansı aldığınızda hem cildiniz güzelleşiyor. Hem pırıl pırıl ışıl ışıl bir cilde kavuşuyorsunuz. Kırışıklıklar, mimikler bunlar çok rahatlıkla gergin bir hale geliyor. Bu da mükemmel bir iç huzuru da sağlıyor insanda. Aynaya baktığınızda kendinizi gerçekten o şekilde görmek iç huzuru sağlıyor. Evet. Ben mesela facelift için gelen danışanlarıma öncelikle diyorum ki seans öncesi ve seans sonrası hatta diyorum kendi fotoğraf makinenle çek hiç bende değil. Kendi telefonundan seans öncesi bir resmini al. Hatta ışık yansımalarını aynı konuma denk getirecek şekilde yaptırtıyorum ki farklılığı kendi de fark etsin diye. Seans öncesi bir resim alıyor, seans sonrası bir tekrar bir resim aldığında kendi değişimini kendi inanamıyor. Ama ben miyim gerçekten? O ciltteki ışıl ışıl pırıltıyı gördüyse evet. cilt resmen ışıl ışıl parlıyor. Evet.
ışıltı saçılıyor üzerine. Evet. Bu da mükemmel bir şey. Fark ediliyor zaten. O ışıltıyı görmek zaten psikolojikmen bile otomatik bir insana pozitif bir enerji yüklüyor aslında. Ve kısmen Bars eğitimi de, pardon, Bars uygulaması da alındığı için ekstra blokajlarda rahatlıklar temizlenmiş oluyor ve yaşlılıkla, yaşanmayla ilgili tüm bakış açıları silinir diyor. Tabii. Ön yargılar gidiyor gene. Yine aslında aynı konuya geldi. Mesela diyor ki bununla birlikte Bars seansı da aldınızsa hem cildiniz yenileniyor. Yani çok ilginçtir. Facelift'le sadece cilt toparlanmıyor. Göğüs sarkmalarına kadar toparlanma etkisi var bayanlarda. Evet. Bu çok önemli. Özellikle hamilelik geçirmiş annelerin en büyük sorunu zaten ciltte deformasyon olduğu için ciltte esneklik ve sıkılaşma, hem esneklik hem sıkılaşma söz konusu olduğu için güzel de bir uygulama aslında. Evet. Ve artık son dakikalarımıza doğru geliyoruz. Evet. Nurhan Hanım, Access Bars'la ilgili ve faceliftle ilgili son olarak toparlamak adına neler söylemek istersin birkaç cümleyle? Kendinize sonsuz seçenekleri sunmanız için önce değişimi kabul etmeniz ve buna olayları yargısız bir şekilde bakış açınızı değiştirip her olayı kabul edin. Yaşadığınız her şeyi kabul edin. Olumluysuyla, olumsuzuyla. Ve bunu kabul ettikten sonra yargıdan çıkmış olduğunuz için sonunda size mümkün olabilecek en güzel seçenekler karşınıza çıkacak. Hayatınızdaki olacak değişikliklerin farkına varmadan bir baktınız da nerelere gelmişsiniz. Evet. Bununla birlikte mesela sonsuz seçenekler önünüze geldiyse dönüp baktığınızda gerçekten bilincimin sonsuzluğunun nerelere geldiğini farkına varmış olmak mükemmel bir gelişim olacak. Evet. Ve kendi ruhumuzu yenileyeceğiz. Evet. Uzun süreli etkisi kalıcı olacak. Kalıcı olacak. Çok güzel değişimler. Evet. Kendi kişisel değişimimizi yaşayacağız aslında. Evet. Hem uygulayıcısı olmakla. Hani uygulayıcısı olmak, eğitmeni olmak çok da bir şey değil aslında. O artık kişinin zevkine kalmış ama. Yani kişinin kendi isteğine bağlı. Seans aldığında. Gelip, tabii doğrudan seanslar da alabilirler. Seanslar evet. Aldığında ne yapacak? En kötü ihtimalle bir masaj etkisi almış olacak. En iyi ihtimalle her türlü ise hayatı değişmiş olacak. Evet. Buna daha ne güzel nasıl olabilir? Evet, kesinlikle. Zaten uygulamalarda da hissediyoruz bunu. Değerli izleyenler, son olarak ben de şunu eklemek istiyorum. Özellikle ben bir enerjiyle ilgili söylediğimiz bir şey anlatılmaz, yaşanır diyoruz. Aynen. Ve kişiler deneyimlediğinde zaten farkı açık açık görecek. Bir enerji seansını da sen de biliyorsun zaten. Ben de bir enerji seansları yapıyorum. Bir enerjiyle evet. Birlikte aslında onda da insanlarda mesela değişimler çok yaşanılıyor. Hı hı. Yani blokajlar, çakralar orada da biliyorsun. Evet. Birçok değişim söz konusu. Birçok değişim tabii ki. Oluyor. Evet, ben teşekkür etmek istiyorum çok sana. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Şanlıurfa'dan kalktın geldin bir program teşekkür için. Teşekkür ederim, sağ ol. Beni de onur ettin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sana ayaklarına sağlık ve bizlerle paylaşmış olduğun değerli bilgilerin için de teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, Bir Kadınca Yaşam'ın daha sonuna geldik. Artık bu haftalık da bu kadar. Yepyeni bir haftada. Yepyeni bir konu ve yepyeni konuklarla görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve ne olursa olsun kendinize iyi bakın.